Geldiğimizde burada ilk geldi gözümüzü burada açtık. Reyhan. Reyhan da açtık. Ondan sonra ben TEDAŞ'ta çalışıyordum. 28 sene çalıştım. TEDAŞ'ta? TEDAŞ'ta. Tamam. Muhasebeci olarak. Ondan sonra bu haberlerden açtıktan sonra Mustafa Kemal'a geçtim. 8 seneden beri Mustafa Kemal'dayım. Tamam. Eyvallah. Şu an emekli oldum 2-3 aydan beri. Şunu zeytinleri ektim. Buraya zeytin ektiniz. Evet, buraya zeytin ektim. Bunlar ne kadar zamanda büyüyecek? Valla bu sene yine ektim dedim. Her sene icra verdim. Dedim hiç olmazsa işim yok, gücüm yok. Tamam. Şu karşısı Suriye mi? Tabii şu karşısı da değil gibi. Tamam. Suriye. Bu taraflar zaten... Burada Kabalcı köyü. Burada Kabalcı köyü derken... Arman köyü. Kemal Sunal'ın köyü. Kemal Sunal'ın köyü nasıl? Evet, çevirdiği film istersen geçebilirsiniz. Orada seyredebilirsin bak. Çamlık kalıyor mu? Çiftliği orası. Kemal Sunal çiftliği. Yani kendi köyü buralı mıymış? Yok, buralı değil de burada ama diyor köyü. Ben Harralıyım. Sporta geçiyor ya diyor. Ben de diyor Harralıyım. Sen sporcusun ben de Harralıyım diyordu ya. Ha, o orası da kastediyor. Ben filmi çevirdi. Ondan sonra şeyde Erzogel'in filmini çevirdiler. Orada. Ne dedi köyün ismi? Harran. Harran. Diğer ismi Kavalcık ama tekrar Harran'a çevirdiler. Ha, şey değişince. Değişince. Peki ama... senin bu ağaç ne kadar zamanda meyve verecek? Vallahi yeni ektim ben, bir sene ektim. Daha bir sene olmadı. Tamam. Üç ay oldu. Tamam. İşte bakmayı vermiş maşallah ya. Vermiş mi? Bak, kumar oldum Allah'ım. Vallahi bir senede. Bir sene yeni ektim daha. Maşallah. O da şeyden getirdim, Samandağ'dan. Samandağ'dan? Samandağ'dan getirdim. Yukarıdan. Tanesi 15 bin lira getirdi. Tanesi kaç? Tanesi 15 bin lira. 15 bin? 15 lira. 15 lira ha? 200 tane getirdim, buraya ektim. İnşallah. Hayırlı olur senin için. Bunun arasında şey ektik, bami ektik dedik. Ondan sonra lube dersen. O onu nedir? Onu kabak. Tamam. Kabak ektik. Sıyırma kabak. He? Sıyırma kabak. Sıyırma kabak ha, tamam oraya geçerim. Evet, öylesine. Siz ne iş yapıyordunuz? Hiç, biz geziyoruz öyle. Geziyorduk. Böyle gördüm dedim bir durayım, sohbet edeyim sizinle. Güzel bir şey var. Ve bamya ne kadar zamanda çıkıyor? Valla bamya bir hafta içinde çıktı. Ama şöyle mesela... Ha, bu bir haftalık mı? Ya bir haftalık. Yeni tamam. Ektik çünkü. Yağmurdan sonra ektik. Tamam. Ama bakmadık. Bakmış olsaydı daha iyi olurdu. Ha. Ben bakamadım. Baktım ben nasıl olmuş. Ha. Bunu tabi izlemek lazım. Doğru olsun. Bakmak lazım. Bakılmayınca geride kaldım. Üç defa sürdüm. Süremediler. Niye? Adam da gelip hızlı geçip geçip. Bir başlarında olmazsa dediğin gibi. Ondan sonra... Başında olmasan yapmıyorlar. Gibi, doğru. Acele ediyor. Bak, sürmüş gibi görünüyor. Yok yok. Yani bildiğin traktör sürdüğü zaman. Yani belli olur. Belli olur. O da üç defa dedi, birinci defa çıkmadı dedi, biraz yaşlı. He. İkinci defa tamam dedi, üç şeyini de al. Bak, yine de şey yapamamış. Bak. Evet ya. Yani. Ne kadar olsa insan... Kendi gibi, olmayınca olmaz. Başında olacaksın illa ki. Bu benim. Bu da dayımın. O taraf. O taraf. Orada ne var kiraz ki? Kiraz yani. Kiraz. Kiraz mı? Kiraz. Yani buğday ekilmiş kiraz. Ha, kiraz. Burada buğday biçildi mi hemen? Hep biçildi işte. Bir hafta önce biçildi. Bir hafta önce. Burada erken biçiliyor demek ki. Daha bak bir hafta önce... Haziran'ın ilk haftasında. İlk haftasında biçildi. Aslında ilk haftasında biçilmemiz lazım. Milletin %80'i yanlış yapıyor. Aslında bunu bir ay daha bekletmesi lazım. Bizim orada bayağı yani. 7-8 buluyor herhalde ya. Doğru. Ama tabii orada geç oluyor. O da var. Geç olmuyor. Tam kurumuyor. Bazı balık yapıyorlar. Bak böyle yaş. Ama burada neden kurumlar? İşte yangınlar. Bir şey olur diye hemen topluyorlar. Tabii. Hemen ister istemez de görüyorsun ha. Bak çünkü gün çobanlar dolaşıyor. Emeği boşa gider. Ya. Eviniz de bu tarafta sizin? Reyhanlı'da. Esas ben bu köydeyim. Şu köyde. Harran köydeyim. Tamam. Ben taşındım buraya. Reyhanlı'da burada taşındığı zaman bir ev yok. Yok mu? Bir ev desedim yok. Ha, sen taşınırken orada ev falan yoktu, boştu. Basit bir yer aldım böyle. Hanım kızı gördü. Diyor ki yani bu falan içinde beni getirdim. Ya burası sen gör. Ama şimdi git gör. Çok güzel olmuş Reyhanlı ya. İnan ki sanki Ankara. Aynen yani, çok güzel benziyor. Mesela daha önce muhasebecilik yapardım. Ankara'ya gidip bir şey verdik mesela. Hesap verdik. Oradaki okullar gördüm. Allah Allah dedim. Şimdiki buradaki
Ben gördüm mesela şurada yeşil bir yani, daha var. Arka her mahalle yani. her mahalle içinde bir okul. Her okul. Yani tabii canım. Olsun. O ilk okul ülkelerine giderdim mesela dolaşırdım. Sağlık ocakları vardı böyle. Okullar vardı. Geçilmezdi böyle. İki odalık, yedek odalık, yedek sınır. He. Bak şurada sınır bir okul yapılmış. İnan ki Ankara'da bile. On nedenlik hane, bir köy. Bir okul var, 3 kat, 1000 öğrenci alır. Ooo, ne kadar güzel valla. Köyde de öğrenci yok. Dediğin gibi köyde öğrenci de yok. Aynen. Yani, çok güzel ya, olsun. Benim okuduğum zaman dediğin gibi 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf, 4. 5, hepsi bir sınıf. Hayır, 1, 3, 4. Öyleydi, eskiden öyleydi canım. Hep tek konu söyle. Eyvallah, ama şimdi hayat bir şey. Ondan sonra suyu içinde, elektriği içinde. Daha önce biz mesela gidip kuyudan su taşırdık, ondan sonra sınıfları yıkardık. Ha, şimdi hepsi içinde çok güzel ya. Olsun ya, olsun. Değil mi? Tabii ki. Elhamdülillah. Bu da nimet yani, Allah-u Teala insana verince dediğim ama bizim şeyler görmediler bunları. Bizi görmedi. Ben de çoktan giderdim mesela köylere dolaşırdım. Köyün girişinde böyle yaşlılar otururlardı. Ha. Yaşlılar olduklarında ondan sonra lakab birbirine söylerler. Abu Hamid, Abu bilmem ne, Abu. Ondan sonra kapışırlar. Çünkü hiç yok. Aynen. Ondan sonra kadınlara bakardım böyle. Belki 50 metre aşağı inerler böyle. Suyu kafalarından taşırlar yukarı. Taşırlar yani. Dedim, yani. Bunlar nasıl yanıyor? Ne yakın, nasıl yıkanacaklar? Nasıl o hayvanlara su verecekler? Nasıl? Tabii canım. Sonra, şimdi her şey var. Ve ondan sonra bazen evlere bak geçerdim böyle. Adam tek oda. Bu kimin diyor? Bu benim kumam diyor. Bu hanım ayrı. Ve ondan sonra bakayım ki bir yerde yıkanıyorlar, bir yerde yemek yiyorlar, bir yerde hayrat gibi Allah Allah. Öyle, bu insandaki sabır ne? Dedik ki bir tanesi yok illa vallahi dedik gelmişken de illa ayranı mı içeceksin? Ben dedik güzel bir ayran var dedim. Ayranım var. Bir baktım o tutu yoğurdu çevirmiş bir tas sahibi böyle. Boğazıma bilmiyordum ben. Bende alerjik vardı. Ha. Bir boğazıma tıkandı, öleceğim. Allah fırladı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Eyvallah. Fırladım. Bak dedim ne bu? Dedi ayran. Dedim nasıl bir ayran? Al tuzlu yoğurt da olur, ayran olur. Dedim. Aha benim. Geçmiş olsun. Eyvallah. Beni şey yaptın dedim. Alerjim var dedi. Ondan sonra fazla yakmışlar o tuzlu yoğurdu. Daha aklımda hala. Hala ondan diyor. Ondan sonra dediğim gibi her girdiğim evde şeyler de yoktu, bahçeler de yoktu. Korkardı. Burada kurtuldum o köpekten öbür köpeği yakalardı. Öbüründen kopulardı bütün gün. Nereye kaçayım diye. Nereye kaçayım. Ben çiftliklere giderdim aynı. İnan ki bir aradık çiftliğin şeyine geçtim. Kurt köpekleri var. Daha hiç hissetmedim. Yavaş geldi. Sanki adam beni biraz tutmak kalktı. Devirdi ondan sonra suya bindi. Çantam vardı çantama. Çantamla vuracağım. Çantaya resmen de baktım çantaya kalktı. Çiftlik sahibi koştu. Ama ben var ya, ben bulacak şey kaldı.